Herkese merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Yine Trabzonspor'un gündemini sizler için değerlendirmeye çalışacağız. Tabii güllük gülistanlık şu anda her şey. Uzun zamandır hasretle beklenen o şampiyonluk kupası bu hafta sonu gelebilir. Daha doğrusu şampiyonluk bu hafta gelebilir ama Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatına göre şampiyonluk kupası matematiksel olarak şampiyonluk garantilendikten sonraki ilk iç saha maçında verilir. Yani Altay karşılaşmasında Trabzonspor şampiyonluk kupasını kaldıracak gibi gözüküyor. Sadece bir puana ihtiyacı var. Cumartesi günü Antalya Spor'la oynayacağı maç öncesi. Ama şöyle de bir durum var tabii ki. Fenerbahçe Gaziantep'le oynayacak Cuma günü. O maçta bir puan kaybı yaşarsa Trabzonspor Cuma günü şampiyonluğunu ilan edip, kutlamaları yapıp Cumartesi günü şampiyon takım olarak da sahaya çıkabilir. Böyle bir şey de mümkün tabii ki. Maçta şampiyonluğu kutlamak tabii çok daha anlamlı olur ama bu kadar beklemişken ne kadar fazla kutlama yapılırsa o kadar da güzel olur. Bunun için kulüp de gerekli hazırlıklara başladı. Öncelikle deplasmanlardaki kutlamaları için daha çok gurbetçi gençler üzerinden etkinliklerin yapılacağı yerlerin talebi edildi. Burada iller, merkezler belirlendi. Orada kutlamalar yapılacak. Mesela İstanbul'da Taksim'de kutlama yapılacak. Bunun gibi birçok yer belirlenmeye başladı. Hatta bu videoyu izleyenler varsa belki bilmeyenler olur. Trabzon'a gelemeyecekler için şampiyonluk kutlamalarının nerede yapılacağına dair bilgileri varsa altta yorumlarda paylaşırlar. Belki diğer kişiler de bunu görme şansı olur. Ama kulüp hazırlıklarını yapıyor. Tabii cumartesi günü için hazırlık yapıyor. Cumartesi günü şampiyonluk kutlamaları planlanıyor ama esas kutlamalar Altay maçına bırakılacak. Çünkü şampiyonluk kupası Altay maçında alınacak gibi gözüküyor. O yüzden Altay maçında esas kutlamalar gerçekleştirilecek. Ama tabii hafta sonu da o şampiyonluk geldikten sonra zaten Adana Demirspor maçından sonra ortalık yer yerinden oynadı. Şimdi çok daha farklı bir noktaya gider. Uçak biletleri tamamen dolmuş durumda şu anda. Ek sefer talepleri var. Trabzonspor Kulübü de devreye girdi. Taraftarlarının bu konuda mağdur olmaması için birçok farklı ilden Trabzon'a ek sefer koyulması için şu anda o süreç tamamlanmak üzere. Yurt dışından gelmek isteyenler var. Onların da ek sefer talepleri var. Türk Hava Yolları ile bu konuda kulüp görüşme yapıyor şu an itibariyle hala. Şehirdeki oteller büyük bir doluluk oranına ulaşmış durumda. Esnafın da yüzü gülecek, şehrin de yüzü gülecek. Her şey böyle komple birbirine tamamlayacak gibi gözüküyor hafta sonu için. Ama tabii bir maç var sonuç olarak. Antalya Spor maçından puan alması gerekiyor Trabzonspor'un, Fenerbahçe'den bağımsız olarak düşünürsek. O yüzden bu maç öncesi de yine Abdullah Hoca tabii ki maça yönelik tüm hazırlıklarını yapılacak. Bir rehavet ortamının oluşması istenmiyor. Bu çok anlamlı. Çünkü Antalya Spor ilk maçta Trabzonspor'u mağlup etmişti ve gerçekten Nuri Şahin'den sonra çok ciddi bir ivme yakalayan takım. Top top olacaktır tribünler. Hani iğne atsan yere düşmez anlamında bir karşılaşma olacaktır. Bilet fiyatlarının yüksek oluşundan gerçekten rahatsızlık duyan demeyeyim de bugüne kadar takımın yanında olup o gün orada olamayacağı için üzgün olan çok sayıda taraftar var. Kulüp bunu bir kazanç çevirmek durumunda çünkü ekonomik olarak sürdürülebilir bir dengeye ihtiyaç duyuyor. Onlar da şu şekilde ifade ediyor ya 300 TL'ye kombine satılıyordu diyorlar ama tabii kimin ne zaman parasının olacağı bilinmez. O yüzden böyle de bir karar alınmış şimdi. Belki şöyle de bir durum olabilir. Hani o taraftarlar için de bu anlamlı olur. Bu hafta içerisinde bir antrenmanın basın ve taraftarlara diyeyim. Daha çok taraftarlara hedef ama taraftarlara açık şekilde yapılıp en azından bu süreçte takımı daha yakından görme, o coşkuyu, heyecanı daha yakından hissetme noktasında bir çalışma düşüncesi var. Perşembe günü bu yapılır mı bilmiyorum. Bugün için, yani Perşembe günü için görüşülüyor. İnşallah kısa süre içerisinde netleşir de biz de bunu sizinle paylaşma fırsatı yakalarız. Çünkü gerçekten hani birçok kişi buraya akın ediyor. Bugüne kadar takımı yalnız bırakmayan çok taraftar var. Onlar da muhtemelen oraya yine antrenmana da gelecektir. Bambaşka bir atmosfer, heyecan yaşanacaktır diye tahmin ediyorum. Bugün saat 13'te biletler satışa çıkarılacak ve muhtemelen çok kısa süre içerisinde tamamen tükenecektir.
Onlar da hafta sonu artık herkes sabırsızlıkla bekliyor. Bir Altay maçı için bir de İstanbul'daki Başakşehir maçı için organizasyon planı var. Yani oradaki maçın Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınıp orada da bir kutlama yapılma düşüncesi var. Bununla ilgili görüşmeler tamamlanmak üzere. Ayrıca kupa maçı da oynanacak zaten. Belki çifte kupayla daha sonra tekrar Trabzon'a dönebilir Bordo Mavi takım. Sezonu yaşayabileceği en üst zirvede tamamlayabilir. Bruno Perez son karşılaşmada bir sakatlık yaşamıştı bildiğiniz gibi. Aşil tendonunda bir zedelenme söz konusu. Orada bir şişlik oldu. MR o şişlikten sonra çekilecek. İlk yapıldı ama bir tane daha yapılması gerekiyor. Bugün sanırım kulüpte bu konuda bir resmi açıklama yapar ama kalan süreçte oynama ihtimali şu an için belirsiz diyebiliriz. Vakeme bu hafta takıma katılacak. O Antalya Spor maçı öncesi sürece dahil olacak. Tabii kararı teknik ekip verecek oynatıp oynatmama noktasında. Ama antrenmanlara başlayacak. Bir de sözleşme konusu var tabii. Çok uzadı gerçekten. Herkesin hani bu süreçte en ufak hani birazcık insanları burkan şey varsa o da bu Vakeme'nin sözleşme konusu sanırım. Çünkü daha önce sözlü olarak anlaşıldı ama oyuncunun menajeri ve kendisi biraz daha sonra taleplerde bulundu. İşte imza parasını artırdı ve imza parasının 600 bin eurosunu peşin olarak talep ettiler. Rakam şu anda 3 milyon avroyu buluyor. Yönetim kurulunun bu rakama çıkması kesinlikle düşünülmüyor. Yani bu rakama yaklaşmak bile istemiyor yönetim kurulu. Yani şunu diyen çok var. Ya Vakeme gibi bir oyuncuyu nerede bulacağız? Verelim bu rakamları diyenler tabii ki vardır. Ama şöyle de bir durum var. Bazı iç dengeler de söz konusu. Yani Vakeme'yi verdikten sonra iç dengeyi de korumak gerekiyor. Ya ben bu arada size birçoğunuz aynı taraftayım. Vakeme çok özel bir oyuncu ama biz yönetici değiliz. Onların da kendine göre haklı tarafları gerçekten var. Umarım Vakeme de bu noktada biraz fedakarlık sürecine girer. Yönetim kurulu da zaten ciddi rakamlara çıkmıştı. Bu süreç artık bir şekilde sonuçlanır. Menajeri hiçbir sorun yok, çözeceğiz diyor. Trabzonspor cephesi çözmeye çalışıyoruz diyor. Daha önce sözlü olarak anlaşmıştık. Şimdi tekrar anlaşırız boyutundalar. Umarım kısa süre içerisinde artık sonuçlanır ve herkesin o kafasındaki en ufak soru işareti de ortadan kalkar. Diğer noktada kulüp sezon sonu için 7+4 noktasında çalışma yapıyor ama 8+3 içinde bir aynı kuralın kalması noktasında bir beklenti de var. Onu da söyleyelim. Yani 8+3 ile de devam edebilir gelecek sezon. Kulüpler Birliği bu noktadaki talebini Futbol Federasyonu'na iletti ama Haziran ayında galiba seçim. O yüzden orada durum netlik kazanacak. Bir diğer detay da Trabzonspor kulüp tarihinin forma satış rekoru 192 bin adetti. Bu rekor kırıldı. Şu an itibariyle 220 bin adet forma satışı gerçekleştirildi. Sezonun bitimine daha var. Sezon bitene kadar muhtemelen bu sayı daha da artacaktır. Özellikle bu maça, kupa törenine, gelecek olan taraftarlarla birlikte belki İstanbul'da da farklı illerdeki taraftarların da ekstra satım alımlarıyla birlikte o rekor çok daha üst bir noktaya çıkacaktır. Tabii bu kadar taraftar varken 220 bin biraz hani insanlar için ya düşük değil mi diye gözüküyor ama bunu sadece forma olarak düşünme. Yani forma alan var, eşofman alan var, farklı ürünler alan var. Sadece forma satış adeti bu. Ayrıca en güzel noktalardan bir tanesi Trabzonspor Kulübü. Yeni bir şampiyonluk forması tasarlatıyor şu an. 3 farklı alternatif üzerinde gidiyorlar. Aslında daha fazla da ele ele diyelim buraya kadar geldi. Bunların içerisinde gerçekten çok farklı tasarımlar olduğu söyleniyor. Biraz detay verip hani işin sihrini de bozmak istemiyorum ama sadece bir tanesinde 8. şampiyonluğa vurgu yapan bir ifade de yer alacak. Dün bunu da paylaşmıştım. Çok ciddi de ilgi gördü. Nasıl bir tasarım ortaya çıkacak konusunda çok fazla bilgim yok açıkçası. Çok da araştırıp da işin sırrını da bozmak istemiyorum. Ama bu beklenen bir çalışmaydı. Beklenen bir uygulamaydı. Kulübün bu noktadaki hazırlığı var. Bir marş hazırlığı var. Forma hazırlığı var. İşte formanın yanı sıra çeşitli farklı ürünler hazırlığı var. Hediyelik diyeceğimiz çeşitli bu sezonki şampiyonluğa özel. Tabii geldiği takdirde bir puan kaldı.
Ona özel farklı hediyelikler çıkacak. Çok farklı ürünlerle yelpazeyi genişletip hem kalıcı gelir elde etmek, yani uzun vadede daha fazla satış yapıp gelir elde etmeye çalışacak kulüp, hem de taraftarların o beklediği çeşitlilik artacak gibi gözüküyor. Diğer taraftan sponsorluk anlaşmaları, görüşmeleri de devam ediyor. Şu şampiyonluk geldikten sonra belki onlarla da ilgili daha farklı görüşler de paylaşılabilir, daha farklı bilgiler de paylaşma şansımız olacak gibi gözüküyor. Artık sayılı günler kaldı, sayılı saatler kaldı. Bir geri sayıma geçmiş durumda herkes. Bakalım hafta sonuna kadar sizinle ne gibi bilgiler paylaşıyor oluruz. İnşallah güzel haberler vermeye de devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu videoyu da beğendiyseniz, eğer beğenirseniz ve abone olmadan izleyen çok kişi var, abone olursanız mutlu edersiniz. Biraz takıldık kaldık abone sayısında. Yani onu da artarsa mutlu oluruz. Ya tabii takdir sizin, beğeniler sizin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.